Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ben Doktor Cavit Meclisi. Ben fizyoterapist Ayda Sina. Bizim kliniği ziyaret ettiyseniz benim sizlerle görüştüğüm muayene odasında bulunuyoruz. 15 günde bir canlı yayın yapmaya karar verdik biliyorsunuz. Bugünkü yayınımızın konusu spor hekimliği, spor ve egzersiz hekimliği. Onunla ilgili sohbet edeceğiz. Normalde hastalarımızla konuştuğumuz konuları burada sesli düşünür gibi size aktarmaya çalışacağız. Sizlerden soru gelirse onları hemen cevaplamaya başlayacağız. Bizim biliyorsunuz spor hekimliğin görev alanları kişilerin spora hazır olup olmadıklarına karar vermek. Eğer hazır değillerse bunların sadece spora hazırlanmaları mı gerekir? Spora katılmalarında risk varsa bunların nasıl yönetilmesi gerektiğine karar vermek. Bu sırada sağlığı bozulmadan eğer sağlık sorunu varsa spora nasıl devam edeceklerine karar vermek. Bu kalp hastalığı olabilir, cilt hastalığı olabilir, egzersiz astımı olabilir. Küçük yaşta çocuk olabilir, ileri yaşta yaşlı olabilir. Örnekler çok fazla. Bunların hepsinin yönetilmesi gerekir. Spor hekimliği alanlarının görevlerinden biri bu. Diğer önemli görevi spor hekimliğinin sakatlanmaları engellemek. Ve bunu yaptıktan sonra performansı arttırmaya çalışmak. Yani takımla birlikte çalışan veya bizim gibi klinikte profesyonel veya amatör sporculara hizmet veren spor hekimliği ekipleri kişinin sakatlanmaya yatkın bölgelerini tespit edip bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü hep sporcularımıza söylüyoruz, spor sakatlanmalarının yarısı engellenebiliyor. Onun dışında sporcuların beslenmesi, hangi spor dalına göre ne kadar protein alması gerekir, ne kadar karbonhidrat alması gerekir, bu konularda danışmanlık verip, eğer ekip halinde çalışıyorsa spor hekimi beslenme uzmanı ile birlikte bunu yürütüyor. Kişilerin psikolojisi, spor psikoloğu varsa takımda psikolojisiyle ilgili spor hekimliği ekibi çalışır. Sporculardaki stres düzeyi, konsantrasyon problemleri, performansı düşürür. Bunlarla ilgili çalışır. Bunları engellemeyi ve düzeltmeyi çalışır spor hekimliği ekibi. Onun dışında toparlanma çok önemli bir konu. Bu zaman zaman bundan bahsediyoruz biz, hep sporcularımıza anlatıyoruz. En mükemmel antrenman programı eğer yeterli toparlanma yoksa etkili olmayacak. Ondan dolayı toparlanmanın önemini hep anlatıyoruz. Toparlanmanın sadece uykudan ibaret olmadığı, antrenmandan arasında dinlenmeden ibaret olmadığı, sıvı alımı, doğru beslenme, yeterli uyku, ondan sonra hep konuşuyoruz, söylüyoruz, zihinsel ve duygulanımsal toparlanmadan oluşuyor. Eğer kafanız rahat değilse, basit bir dille, eğer moraliniz iyi değilse toparlamazsınız, daha kolay sakatlanırsınız. Bir de tabii spor hekimliğinin başka alanları var. İşte aşırı sıcak, aşırı soğukta sakatlanmalar var. Yani ısı sakatlanmaları var. Aşırı soğukta ölüme kadar gidebilecek sakatlanmalar. Bunlar basitçe sıvı kaybına bağlı ısı tükenimi, sıcak çarpması gibi şeyler olmayabiliyor. Ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ondan sonra tersi yönde de aşırı soğuk iklimlerde antrenman yaparken sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlara karar vermek lazım. Isıyla birlikte işte rüzgar nasıl giyinmesi gerektiği sporcunun. Bunlar çok önemli. Bunlar önemli sakatlıklara sebep oluyor. Ölüme kadar gidebiliyor. Buna benzer şey tabii irtifa sorunları var. İşte yüksek irtifada ne kadar tırmanması gerekiyor? Yüksek irtifada nasıl antrenman yapılması lazım? Son belki bahsetmemiz gereken spor hekimliği alanları içindeki görevlerden biri de takımların sağlığını korumak. Spor
karşılaşmalarının yönetilmesi, acil durumlar, kafa darbesi, acil sakatlanmaların yönetilmesi, ne zaman kim hastaneye gidecek, kim yarışmadan men edilecek, takım kaç gün önce yarış yerine gidecek, daha soğuk, daha sıcak bir iklime gidiyor olabilir, ne zaman gidecek, nasıl hazırlanacak, uzak uçak yolculuğu yapacaksa bunun hazırlığı nasıl olur, kaç gün önceden gidilecek, jetlag nasıl engellenir gibi spor hekimliğinin geniş alanları var. Bunları hep hatırlatmakta fayda var. Çünkü spor hekimliği sadece sakattan, yani bizim mesela bir fizik tedavi uzmanının bir spor hekiminin yaptığından yaptıkları aynı değil. Yani fizik tedavi uzmanının veya bir ortopedistin işte sakatlanmış bir dizi görmesi değil basitçe spor hekimliği. Tabi bunların tümünün yönetilmesi. Onun için bunları hep vurguluyoruz. Bir kere işte bize gelen sporcular veya genel olarak sporcular spor hekimliği alanında aktif olan, faaliyet gösterenlerden ne beklemesi gerekir? Hangi konularda danışmanlık almaları gerekiyor? Onları bilmeleri lazım. Sadece işte ağrıyla ya da sakatlandığı zaman gidip tedavi olacağı, teşhis olup tedavi olacağı bir alan değil. Birçok eğitim, şey, teknik ekibin eğitilmesi, işte sakatlanmaların engellenmesi, performansın arttırılmasına kadar bahsettiğim konular. Ondan dolayı galiba sporcular da bu konularda aslında spor hekimliğinin bu alanlardan oluştuğunu aslında bilmeyen sporcular bunlardan bahsedince bazen şaşırıyorlar. Değil mi? Ya bunlar da mı? Evet, mesela bu konularda mı sizden yardım ya da spor hekimi bu konularda da mı danışmanlık verir diye şaşırabiliyorlar. Veya zaten bu alanlarda yeterli bilgi verilmediği için sporculara çok bilinen mesela beslenme gibi konulardan spor dalına göre beslenme yaklaşımı var. Beslenmeden toparlanmaya kadar önemli şey var, eksik var aslında bu konuda galiba veya sporcular aradıkları bilgilere bir şekilde ulaşamıyorlar veya belki bu bilgileri ulaşmaları gerektiği, aramaları gerektiğini bilmiyorlar. Bize gelen sporcuların çoğu amatör sporcular, işte çocuklar da olabiliyor, master yaştakiler de olabiliyor, maratoncu, ultramaratoncu da olabiliyor, eskrimci genç de olabiliyor. Hepsi de birlikte bu alanlarda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sizler de sporcularla her gün çalışıyorsunuz fizyoterapistler olarak. Evet. Bu şeyler aslında mesela bir kere konuşmak da olmuyor tabii. Hep sporculara bilgi veriyoruz. Sporcuların ne kadarı mesela gerçekten bu bilgilere sadık kalabiliyor ama disiplin gerektiriyor. Takip etmeye çalışıyoruz sporcularımızı. Sonuçlar istediğimiz gibi gidiyor mu performansına? Bazen başarılı oluyoruz, bazen olamıyoruz. Evet, özellikle 18 yaşından küçük sporcularda uzun vadede aynı tempoda egzersiz programını ve beslenmeyi sürdürebilmeleri kolay olmuyor. Hı. Ama bu bir ekip işi. Sporcunun muhakkak desteklenmesi gereken bir destek sistemi, bir ekip olması lazım. 18 yaşındaki çocuklar tabii anne babaları öncelikle destek olmaya çalışıyor. Bazen anne babalar tam dozunda destek oluyor. Bazıları az, bazıları çok destek oluyor. Onun ne kadar olması gerektiği, nasıl olması gerektiği konusunda da biz elimizden geldiği kadar aileyle birlikte hareket ediyoruz. 18 yaşın altındaki sporcuların diğer hastalarda olduğu gibi sorunlarını bu çocuğun 18 yaşın altındaki sporcunun konuyu ne kadar kavradığı, ne kadar kendi başına karar verebildiğine aslında kanı olmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bununla birlikte muhakkak anne babayı da işin içine katıyoruz. Anne babanın ne kadar nerede destek olması gerektiğini karar veriyoruz. Onları da ayarlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bazen fazla olabiliyor, bazen az olur. Az olursa çocuk sonuçta desteksiz hissediyor kendisini. Çok büyük bir yük altında kaldığını düşünüyor. Omuzlarının üzerinde büyük bir yük
taşıdığını hissediyor. Fazla olduğu zaman da aslında sanki kendi istemiyormuş, başkasının istediği bir şey yapıyormuş ya da başkası için spor yapıyor, şampiyon olmaya çalışıyormuş hissi oluyor. Bu da Türkiye'ye özgü bir olgu değil aslında. Tüm dünyada çok bilimsel olan, kurallara uygun davranan kuzey ülke, Avrupa kuzey ülkelerinde bile anne babanın nasıl davranması gerektiği konusu şeydir, spor hekimliğinin alanlarından biridir aslında. Yani anne babanın yönetilmesi ve eğitilmesi. Ama bunun işin temeli iletişim bu. Karşılıklı güven olduktan sonra bizim hem sporcularla hem anne babalarla genelde iyi gidiyor. Diyaloglarımız istediğimiz şey de oluyor değil mi? Verimlilikte. Özellikle büyük sakatlanmalar getiren çocukların anne babaları tekrar spora dönüşte tedirginlik yaşıyorlar bayağı ama konuda da iletişimimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii bu sadece çocuklara özgü bir şey değil. Bir şekilde işte küçük yaşta spora başlayıp çok üst düzeye gelen uluslararası düzeyde sporcular oluyor. Sonradan bunların aslında göründüğü kadar da spor yapmak istemedikleri ya da o derecede de kendilerini spora adamak istemedikleri ortaya çıkıyor. Mesela işte meşhur sakatlandıktan sonra spor hayatı biten çok meşhur sporcular var. Sonra ya ben aslında profesyonel olmak istemiyordum sakat. İyi spor hayatım bitti. Diğer sporcular bile olabiliyor. Bu her meslek için geçerli galiba. Ondan dolayı sonuçta bunların tümünün anlaşılması zaman istiyor. Sporcuyu tanımak lazım. Biz tabii bunu da spor psikolojisinin temel gerçeklerinden biri işte sporcunun karakterine göre yaklaşımda bulunmak ya biz mesela sporcularımıza da söylüyoruz. Sporcular bir uçta içe kapanık kişiliği olabiliyor. Bu içe kapanık kişiliği olanlar normal psikolojideki tanımlanan içe kapanıktan farklı olarak işte çok çekingen davranıp en ufak sakatlıkta doktora gidip tam iyileştiğinden emin olmadan sahaya dönmek istemeyen sporcular. Dışa dönük sporcularda da tam tersi ufak tefek sakatlıklarda bundan kimseye bahsetmeyin. Tedavisi rehabilitasyonu bitmeden önce, bir an evvel sahaya dönüp, her zaman gereğinden fazla antrenman yapıp, kolay kendini sakatlayan, sakatladığı zaman da önemsemeyen böyle dışa dönüktür. Öbür uçtaki sporcular var. Ondan dolayı sporcuyu çok iyi tanımak lazım. Herkesin çok iyi tanıması lazım. Bu zaman istiyor. Doktor, fizyoterapist, kondisyoner, koç, aile, anne baba çocuğu çok iyi tanıması lazım. Bir de bu iki uç arasında nerede olursa olsun bazı sporcu kişilikleri stabil oluyor. Yani sebep-sonuç ilişkisi mantıklı oluyor. Sakatlığın nereden kaynaklandığı, ne yapması gerektiğini biliyor. Başkasını suçlamıyor, kendi hatalarını görüyor. Maçı kaybettiği zaman hava kötüydü, işte zemin kötüydü, hakem bizi sevmedi, işte taraftarlar böyle moralini bozdular filan açıklamaları yerine aslında nerede hata yaptığını, nasıl daha iyi oynaması gerektiğini bulmaya çalışıyor. Stabil olmayan, sebatı az olan, instabil karakterlerde ise dış etkenleri, kendini geliştirmek yerine dış etkenleri, bunlar hem sonuçta içe kapanık karakteri olsun ya dışa kapanık karakteri olsun. Bu nerede olursa olsun iki karakter tipi arasında eğer sebep sonuç ilişkisi kurma açısından instabil bölgede ise zor oluyor. Kendisi için de zor oluyor. Ekip için de zor oluyor. Hem teknik için, ekip için, hem sağlık ekibi için. Tabii bu sporcuların mümkün olduğu kadar kişiliğinin gelişmesi, bu sorunlarla başa çıkma, kendini geliştirme konusunda daha iyi gelmesi, daha iyi noktaya gelmesi için eğitilmesi de sonuçta hem teknik hem sağlık ekibinin görevlerinden biri. Eğer bir kulüpte ise sporcu, kulüpte işte uluslararası yasalara uygun çalışıp doktoru varsa, gerekli sayıda fizyoterapisti varsa, danıştığı uzmanlar varsa, spor psikoloğu varsa, kondisyonları varsa zaten bu şekilde bu detaylar üzerinde çalışmaya devam edecektir. Şimdi birkaç sorumuz var hocam. İsterseniz çok iyi. Onlara bulun. Demek ki bizi izleyenler var. Gürsel Nasıroğlu sormuş. Merhabalar. Özellikle yüksek kondisyon gerektiren sporlar öncesinde ısınmaya ne kadar vakit ayırmalıyım? Öncelikle bir ısınmanın tanımını ve faydalarını ve zararlarından bahsetmek lazım.
ısınmanın biliyoruz ki performansı arttırıyor ve sakatlanmayı azaltıyor. Isınma nasıl olmalı? 5-10 dakika genel ısınmadan oluşmalı. Biz bunu her gün söylüyoruz, burada da öyle yaptırıyoruz antrenman öncesi. 5-10 dakika hafif terlemeye başlayana kadar, nabzı yükselene kadar yürüyebilir hızlı, bisiklet çevirebilir, elektrik yapabilir, merdiven çıkabilir. Veya hafif koşu yapabilir, işte kendini yormayacak, vücut ağırlığı egzersizleri gibi şeyler yapabilir. Ondan sonra spor aktivitesine özgü performansı arttırmak istiyorsa dinamik gelme hareketleri yapıp spora başlamalı. Bilimsel olarak biliyoruz ki dinamik gelme kuvveti arttırıyor. Ondan dolayı biz de burada hem dinamik gelme egzersizleri öğretiyoruz sporculara, sporcu olmayan sadece sağlık için spor yapanlara da bunları söylüyoruz, vurguluyoruz. Statik gelmeye de sabit gelmeyi muhakkak antrenmandan sonra yapmak lazım. Çünkü sabit gelme kuvveti azaltıyor. Eğer kişi özellikle antrenman önce sabit gelme yapmak istiyorsa genel ısınma, sabit gelme, sonra dinamik gelme yapıp aktiviteye başlaması lazım. Yani aktivite ya da maç, yarış, antrenman öncesi hemen son yapılması gereken, antrenmandan hemen önce yapılması gereken dinamik gelme olmalı. O zaman bunun aslında süreç kişiden kişiye değişecektir değil mi? Nabza göre hareket edecekler terlemeye başladığında. Evet, yani biraz kan akımı genel ısınma için biraz kan akımını arttırıp nabız yükselecek. İşte 110-120 olur. Mesela en fazla 10 dakika olmalı, yorucu bir şey olmamalı. Yani tüm vücutta kan akımının artması, vücut sıcaklığının artması anlamına geliyor. Dokular daha iyi beslenmeye başlıyor. Daha çok kan gidiyor, daha çok oksijen gidiyor. Bir de ısının artmasıyla esnek oluyor dokular. Bu esnetmeyle alakalı, ısınma dışında esnetmeyle alakalı yanlış bir kanı var. Ondan muhakkak aklındayken bahsetmek gerekir. Esnetme yaptığımız zaman dinamik ya da sabit, özellikle statik gelme, sabit gelme için buna inanılıyor. O antrenmanda sakatlanmaları azaltmıyor. Yani mesela işte ben esnetme yaptım, bu antrenmanda daha az sakatlanacağım. Öyle değil. Esnetme, yani dokuların esnek olması uzun vadede genel sakatlıkların azaldığını sağlıyor. Bunu bilimsel olarak biliyoruz ama esnetme yaptım, ondan sonraki bir saat içinde az sakatlanacağım. Bu öyle değil. Çünkü bazı sporcular işte esnetme yapmıştım, niye sakatlandım ya da esnetme yapacağım, bu iyi geçer. Öyle değil aslında. Evet. Onun için esnetme uzun vadeli bir strateji olmalı. Dinamik gelme türleri spor dalına göre değişiyor. Biz de mümkün olduğu kadar spor dalına göre dinamik gelme egzersizleri veriyoruz. Diğer sorumuza geçiyorum. Geçelim peki. Turhan Gökçe sormuş. Hocam merhaba. Spor sonrası kas ağrısı için ne yapmalıyız? Bazı zamanlarda kaslarda aşırı ağrı söz konusu oluyor. Bu spor, aşırı spor yaptığımız zaman kaslarımız ağrır. O profesyonel sporcuysak da çok zorlasak kaslarımız ağrıyacak. Bizde bayağı sporcu olmayan hastalarımızda biraz egzersizin dozu, onu çok önceden tahmin edemiyoruz. Tabii egzersizin dozu fazla olduğu zaman hastalar ertesi gün ağrıdan çok şikayet ediyorlar. Bilimsel olarak eğer kişi düzenli spor yapan birisi ise yeterli düzeyde protein alalım, ısı uygulamak, masaj, iyi besleniyorsa yeterli miktarda C ve E vitamini, çünkü C vitamini bağ doku onarımını hızlandırıyor. E vitamini genel olarak hücre yenilenmesini desteklediğini biliyoruz. Spor hekimliği literatüründe yapılacak şey bunlar. Ayrıca son yıllarda ağrılı olsanız da, kişi çok ağrılı olsa bile gidip işte ortaya da hafif düzeyli bir antrenman yapması o ağrının çabuk geçmesini sağlayacak. Ondan dolayı eskiden ağrınız geçene kadar antrenman yapmayın derdi. Oysa şimdi o antrenman sonrası kas ağrısı veya Türkçesi hamlık ağrısı tam ortadan kalkmadan da antrenman yapabiliriz, o ağrının daha çok. Yani orada birikmiş ağrıya sebep olan maddelerin çabuk temizlenmesini sağlayacak. Onun dışında esnetme, sıcak, masaj, suyla masaj, mesela işte basınçlı duruş, jacuzzi. Bunlar etkili. Boşuna ağrı kesici almanın manası yok. Adamlar bilir ki bu kas ağrısı ağrı kesiciyle geçmiyor. Dediğim gibi beslenme iyi olma, bol sıvı alma. Protein, doku, hücre onarım için protein zaten temel
yapı taşı olduğu için yeterli protein alınması. Peki soğuk uygulamanın burada yeri var mıdır? Ağrıyı azaltır ama genel olarak ağrının süresini, yani o ağrının daha çabuk geçmesini sağladığı gösterilmemiş. Onun için belki mesela antrenman, şimdi soğuk uygulama aslında toparlama yöntemlerinden biri ya. Şimdi bilimsel olarak toparlanma çok önemli. Sonuçta antrenmanda dokulara zarar veriyoruz. Bu kendini toparlamadığı sürece öbür antrenmana hazır olmuyoruz. Bu kaybettiği sıvıyı yerine koyması lazım. Kaybettiği enerji maddelerini, glikojeni, glikozu yerine koymuş olması lazım. Yeni hücre yapması lazım. Bunun için protein gerekiyor. Onun dışında diğer hücre şeyleri, yağ gerekiyor, işte vitaminler, mineraller vesaire. Bu bir sağlıklı bir beslenme programı içinde bunlar sağlanır. Yani bilimsel olarak toparlanmanın hızlandığını gösteren yöntemler antrenman sonrası buz banyosu. Yani mümkünse 5-10 derecelik bir suda beline kadar suya, mesela buz suyla dolu bir varil içine girip orada bekleyebildiği kadar, genelde işte 5-10 dakika ancak beklenebilir. Antrenman sonrası kompresyon çorapları, spor masajı, yani derin bağ dokusu masajı, elektrikli kasları çalıştırmak, esnetme, germe, yeterli sıvı almak, uyku, yeterli protein, yeterli karbonhidrat gibi temel şeyler, bunlar bilimsel olarak toparlanmayı hızlandırıyor. Hatta mesela buz banyosuna sporcunun maruz kalması antrenman sonrası, bazı sporlarda işte bacağın çok çalıştığı basket, futbol, rugby gibi sporlarda, sporcularda araştırmalar buz banyosu sonrası bazı kan değerlerinin bile daha iyi gittiğini gösteriyor. Onun için imkan varsa aslında kişiyi yoğun antrenmanlardan sonra, yani profesyonel sporcuysa veya ben profesyonel sporcu olacağım diyorsa bu yöntemleri kullanması gerekir. Çünkü başarılı sporculuk çok büyük disiplin istiyor. Yani bu bahsettiğimiz şeyleri yerine getirmek kolay değil. Başarılı sporcu olmak, buna göre yaşayacaksınız. Bir yaşam tarzı meselesi. Uyku saati, işte sıvı, protein, diğer vitaminler, mineraller, antioksidanlar, karbonhidrat. Mesela sporunuza göre ne zaman ne kadar karbonhidrat alacaksınız? Kilo başta ne kadar protein alacaksınız? Onun dışında buz banyosu, işte masaj, ayda bir gidip spor masajı yaptırmanız lazım. Mesela ayda bir, 15 günde bir gidip fonksiyonel performansı arttıracak germe yöntemleri yaptırabilirsiniz, yardımcı germe yaptırabilirsiniz. Biz mesela bunları uyguluyoruz. Aslında sporcularımıza da söylüyoruz. Onun için tabii ki şüphesiz disiplin gerektiriyor. Yani gerçekten üst düzeyde sporcu olabilmek için kişi kendini ona adamış olması gerekir. Bu işte beslenme yöntemlerinden falan bahsederken bunları da bu konularda bilgi veriyoruz. Antrenman öncesi sonrası karbonhidrat alımı çok önemli. Özellikle her gün kişi antrenman yapıyorsa bir sonraki antrenmana kadar boşalan depoların kullanılan enerji maddelerinin yerine konmuş olması gerekiyor. Yoksa bir sonraki antrenmanda düşük performanslı, kendini yorgun hissedecektir. Ondan dolayı bir saatten uzun süren aktivitelerde kural, aktiviteden bir saat, bir buçuk saat önce 60 ila 90 gram karbonhidrat almaktır. İşte bu bir saat, bir buçuk saat sürecekse aktivite, aralıksız ise özellikle aktivite, bittikten sonra da 60 gram karbonhidratın olduğu bir öğün alması lazım kişinin. Bu bir buçuk saatten uzun aktivitelerde, mesela uzun koşular, mesela uzun süren tenis maçları, bunlar yine geçerli. Ama 20 dakikada bir alması gereken sıvıda düşük oranda karbonhidrat, bu spor içeceklerin hepsinde olduğu gibi. Karbonhidratlı sıvıların almaya devam etmesiyle performansın düşmediği gösterilmiş bilimsel olarak. Onun için bunlar bir sonraki antrenmana, çünkü günde iki antrenman yapan sporcular veya takımlar var. Bir sonraki antrenmana sporcuyu hazırlayacak. Eğer kişi bunlara dikkat etmiyorsa ve 2 günde bir, 3 günde bir antrenman yapıyorsa kas enerji depolarını illaki dolduracaktır ama 48 saat sürecek bu.
Ondan dolayı eğer bir sonraki ertesi gün antrenmana hazırlanmak istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Antrenmandan Amerikan Spor Hekimliği Koleji'nin kuralı nedir? Antrenmandan 20 dakika önce 400 ila 500 cc yani 2-3 bardak su içmek, antrenman süresince 20 dakikada bir birer bardak su içmeye devam etmek. Ondan sonra antrenman öncesi ve sonrası ağırlığını bilmesi lazım sporcu. Yani yaptığı sporda ne kadar 1 kilo mu 2 kilo mu sıvı kaybediyor. Ona yakın sıvıyı antrenman boyunca yerine koyması gerekir. Mesela çok terlediğimiz antrenmanlarda en az 1 kilo kaybederiz. Antrenman başı son mesela ağırlığımız en az 1 kilo farklıdır. İşte 900 gram ile işte 1 kilo arasında sıvı almak lazım. Bunun daha fazla alınması kanı çok sulandıracaktır ve ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Kanın çok sulanmasıyla sodyum düşecektir. Kanın çok genişlemesiyle bu işte bayılma, kusma, koma, ölüme kadar gidebilir. Ki biz de bu hataları galiba biz şimdiye kadar 20 yaş altı gençlerde daha çok gördük galiba. Evet. Geçen sene TED'deki turnuvada galiba hangi turnuvaydı? Yetersiz sıvı alımı da vardı, aşırı sıvı. Aşırı sıvı alımına bağlı, baş dönmesi, mide bulantısı, oyuna devam edememe, halsizlik hissi. Birçok şeyle karşılaştık. Özellikle yine 20 yaş altı grupta. Evet. Bilinç, bu konuda yeterince bilinç yani eğitilmiş olmuyor sporcular. Hatta uzun süren, 3-4 saat süren maçlarda, büyüklerde, hatta Challenger'da, uluslararası turnuvalarda da aynı problemler karşımıza çıkıyor. Bazı sporcular yeterli sıvı almıyor nedense. Yani şimdi bir şey var. Mesela işte sporcunun ağzını ıslatması ya da işte bir yudum su içmesi var. Spor dalına göre değişir dediğim gibi. Bir de yarım litre işte mesela 2 saat içinde 1 litre sıvı alması gereken sporcu var. Bunları kesinlikle sporcu bilmesi lazım. Demin işte konuştuğumuz gibi her antrenmanda ne kadar ağır kilo kaybettiğini kesinlikle bilmesi lazım. Sporcu idrarının rengini takip etmesi lazım. Her zaman açık olmalı. İdrarın rengi koyu sarı, kahverengiye doğru gidiyorsa vücut sıvı kaybetmiş. Susuz demektir zaten. Yani tehlike çanları çalıyor, orada görüyor. Onun dışında spora başladıktan sonra işte performansı düşüyorsa ya bunu konsantre olmakta zorlanıyorsa, kulaklarında çınlama varsa, ağzı kuruyorsa yeterli sıvı almamış demektir. Öbür tarafta fazla sıvı alımı da tehlikeli, ölümcül olabiliyor. Orada da kişinin antrenman sonrası, yani maç ya da antrenman bittikten sonra antrenman başına kıyasla ağırlığı kesinlikle artmaması gerekir. Ya da problem var demek, kişi fazla gereksiz fazla sıvı alıyor demektir. Öncelikle tabii sporcu kendi vücudunu bilmesi gerekiyor. Bir de bu kurallar zor değil aslında, onları otomatik hale getirip öğrenip otomatik hale getirdikten sonra kontrol altına alınabilir. Aslında bazı sporcularda da sık kramp girmesi şikayetine rastlıyoruz. Evet, kramp sık sporcu şikayetlerinden değil mi? Evet. Şimdi eskiden herhalde 8-10 yıl öncesine kadar krampların düşük elektrolit düzeyinden yani magnezyum, kalsiyum, potasyum kaybından olduğu düşünülürdü ve biz de önerirdik. Hatta gene de çılgınca magnezyum özellikle, magnezyum, kalsiyum kullanan sporcular var. Fayda gördüklerini de söylüyorlar. Ama şimdi bunun bilimsel tek izahı var. Bu sinir sistemi üzerinden yönetiliyor kramplar. Kas esnek değil, çok yorgun. Yeterli dinlenmeye maruz kalmıyor. Dinlenme süresi yetersiz. Ve gevşeyemiyor. Yani kasın normal kasılma sırasında kasılma ve gevşeme eşleşmesi düzgün işlemiyor ve sanki oraya kası çalıştıran, kastıran sinir aslında çok uyarı gönderiyormuş, davranışına giriyor. Ondan dolayı biz de yıllardır tabii kramplarda elektrolit işte veya kan tahlili ben yaptırmıyorum. Mesela magnezyum, potasyum ne düzeyde diye. Antrenman sistemi iyi mi? O kasa fazla yüklenme var mı? Eğer o kas çalışıyorsa, fazla çalışıyorsa sebebi nedir? Başka kaslar zayıf olduğu için o çok çalışıyor. Esnek mi değil kas?
veya içinde yapışık olmuş onu özel sporcu masajıyla gevşetmek mi gerekir, esnetmeyle gevşemiyor. Bunlara karar veriyoruz. Bunları üzerine koyduktan sonra fiyatlar geçiyor. Onun için bu kadar magnezyum kullanmaya gerek yok aslında. Buradan verecektim. Mesaj. Ama sporcular seviyor. Plasebo etkisi de var tabii. Yani psikolojik etkisi de var. Her şeyin sporda çok güçlü. Yani bir sporcu ben magnezyum alıyorum, bunun bana faydası oluyor diyorsa büyük ihtimalle psikolojiktir. Ama çünkü ağzınızı suyla ıslatmak, suyu içmemek de performansı arttırıyor. Araştırmalar öyle gösteriyor. Bu da psikolojik olmalı. Çünkü su içmiyoruz. Mesela ağzını sulatıp, ıslatıp tükürüyor sporcu ama koşmanızı artıyor. Ondan dolayı bu zaten çok güçlü bir etki. Bizim şimdi bu ilk canlı yayınımızda aslında iyi oldu konuştuğumuz konular. Bu spor hekimliğinin aslında temel yani hastalıklar, sakatlanmalara girmeden. Evet. Belki burada vurgulamamız gereken mesela 2010 yılından beri de herkese söylemeye, anlatmaya çalıştığımız galiba Türkiye'de bir tek bizim yaptığımız spor sakatlanmaların engellenmesi var. Ondan da bahsetmekte fayda var. Çok önemli. Mesela İngiltere gibi ülkelerde kulüpler sakatlanmaları engelleme programları ve sonuçlarını yayınlarlar. Mesela sezon öncesi sporcuya baktık, eksiklerini belirledik. Bu eksikleri belirleme tabii çok detaylı bir muayeneden geçiyor. Yoksa sporcu koşu bandında koşturma, 100 metreye kaç saniyede koşuyor falan gibi şeyler değil. Ya da bir dakikada kaç litre oksijen kullanıyor ölçümü de değil. Araştırmaların gösterdiği eksikler ve yol açabileceği sakatlanmalar. Bu muayenede tespit edip buna sporcu analizi deniyor. Ondan sonra bunları gidermeye yönelik düzeltici egzersiz uyguluyoruz. Bunların düzelmediğine bakıyoruz. Düzeltici egzersiz aşamasını geçen sporcu kuvvet kondisyon programına geçiyor ve zaten performansını da yansımaya başlıyor 3-4 hafta sonra. Çünkü performansın tanımı zaten sakatlanmamaktır. Yani kişi sakatlandığı zaman yüksek performans göstermesi mümkün değil. Ondan dolayı performans tıbbında, yeni adıyla performans tıbbında amaç zaten sakatlanmaları engellemektir. Biz bunu işte anlatmaya çalışıyoruz. Aslında daha çok sporcuyla çalışmak isteriz. Burada tabii zaman, ulaşım ve sorunlar olabiliyor. Çünkü sakatlanmaların ya da sporcunun eksiklerini giderme, sporcunun her gün gidip ağırlık kaldırması gibi bir şey değil. Aslında önce onu belirleyip ondan sonra özel egzersizlerle o ağırlık aşamalarına falan gelmeden onları düzeltmektir. Bunlar bilimsel olarak gösterilmiş. Mesela ön çapraz bağ, hamstring yırtıkların en az yarısı engellenebiliyor. Diğer sakatlanmalar da araştırmalar geldikçe görüyoruz ki evet. Kuvveti, dengesi, koordinasyonu, kontrol, vücudunu kontrol edebilen sporcunun mesela vücudunun uzaydaki pozisyonunu kontrol edebilen, tüm açıları kontrol altında olan rugby oyuncularında kafa travması daha az oluyor. Oysa eskiden böyle bir şey ilişki olduğunu bilmezdik ve basitçe kafa travmasının motor ya da hareket kontrolüyle ne ilgisi var? Sonuçta birisi çarpıyor ve kafa travması oluyor diye düşünürdü. Oysa öyle değil. Yani kafa travmaları dahil azaltılabiliyor. %30 oranında azalıyor. Ondan dolayı bu çok önemli. Biz de bunu işte ben kendim de hepimiz her platformda katıldığımız toplantıları şeyde anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir gün kulüplerin tümünde de yasal zorunluluk olarak bir engelleme önleme programı uygulanır. Birkaç sorumuz daha var. Onlara geçelim isterseniz. Tabii ki. Aziz Giray Çakır sormuş. İyi yayınlar. Oskut Şılater rahatsızlığı ilerleyen yaşlarda tekrar edebilir mi? Ya da tamamen tedavisi var mı? Oskut Şılater ortalama 12 yaşında çok hareketli çocuklarda, daha çok erkek çocuklarında oluyor. Kaval kemiğin üst kısmına tutunan tendonun burada şeyden maketimizden gösterebilirim. Bu tendonun kaval kemiğin üst kısmına tutunduğu yerden daha tam kemikleşmemiş olan, yumuşak olan kemiği aslında sürekli çekme ile burada kemiğe hasar verip hatta kemiğin biraz
röntgen çektiğimizde burada ayrıldığını görüyoruz. Bunun ağrıya sebep olmasıyla ortaya çıkan ön diz ağrısıydı. Sporcu bize gelir. Eskiden sporu tamamen bıraktırıyorduk ama son birkaç yıldır haftada 3-4 antrenmanla kısıtlama kuralı var. Her gün antrenman yapmamasını söylüyoruz. Ondan sonra bunlara dikkat edince ağrısı geçiyor tamamen. Orada bir kabarıklık kalır. Kaval kemiğinin üst kısmında ömür boyu. Ancak bir daha tekrarlayan bir şey değildir. Kemikleşme tamamlandıktan sonra ağrı geçiyor ve tekrarlamıyor bir daha. Teşekkür ederiz. Kaan Gökbakan sormuş. Cavit Bey iyi yayınlar. Bel sakatlığı geçmişi olan sporcular tedavi sonrası tekrarlanmayı engellemek için nasıl bir program izlemeli? Aslında sevgili Kaan, prensipler tüm eklemler için aynı. Eklem tüm açılarda rahat hareket edebilmeli. Eklem etrafındaki yapılar orantılı biçimde esnek olmalı. Eklem etrafındaki kaslar orantılı biçimde kuvvetli olmalı. Bir öbüründen çok daha kuvvetli olmayacak. Diğer öbüründen çok daha esnek, bir kısa olmayacak. Ondan sonra genel hareket biçimi, hareket kontrolü, koordinasyon. Kişiye mesela squat yaptırdığımızda o squat'ı nasıl bir teknikle yapıyor? Gövdesi öne mi geliyor? Beli çok çukur oluyor mu? Kambur oluyor mu? Ayak bilekleri içe gidiyor mu? Bir de böyle genel hareket kontrolünü normal getirmeye çalışıyoruz. Aslında kişinin bel ağrısı geçtikten sonra sanki biz analiz yapıyoruz. Bunun eksiklerini gidereceğiz. Spor yapmıyorsa bile bu nasıl yüksek performans gösteren bir sporcu olabilir diye amaçlıyoruz. Bu yoldan geçiyor. Bunları uyguladıktan sonra tekrarlamalar daha az oranda oluyor. Tabii başlangıçtaki teşhis önemlidir. Mesela kişi önemli derecede bir bel fıtığı geçirmişse o zaman ve ağırlık çalışan bir sporcuysa bazı egzersizleri yapmasını engelliyoruz. Yasaklıyoruz işte. Squat dedip yapmıyor. Onları değiştiriyoruz. Başka egzersizler koyuyoruz yerine. Bu tüm kaslar işte esneklik, kuvvet, hareket kontrolü falan bunları iyi durumda tutup birkaç ay iyi durumda tuttuktan sonra hastalardan da biliyoruz ki tekrarlamalar az oluyor. Yani aslında spora devam edebilir sadece ufak tefek modifikasyonlar. Evet. Hastalık teşhisine göre ve yapmak istediği spora göre evet değişiklikler olur. Çünkü çoğu ortopedist biliyorsunuz ya da fizik eden uzmanları sporu bırakmalarını söylüyorlar. Sporculara en çok yakınılan konulardan bir tanesi de bu. Yani meslektaşlarımız da sonuçta yok sporun bırakılmaması gerektiğini biliyorlardır. Bu modifikasyonların yapılması gerektiğini biliyorlar. Bunlar ekip çalışması gerektirir. Yani hastalar bu detaylı egzersiz programları için sevk edilmesi lazım. Yani ekip çalışması için de olur. Büyük kurumlarda olduğu gibi. Hastalar bu egzersiz, bu bir programların uygulandığı ve başarıya ulaştığı bilinen şey merkeze mesela işte normal ortopediden, fizik tedaviden bittikten sonra egzersiz bölümüne, egzersiz hekimliği ya da spor hekimliğinin uygulandığı alana geçip spora hazırlanır. Çünkü bu tedaviden sonra bir de spora dönüş programlar. Böyle bir spora dönüş programı herkese uygulanırsa daha başarılı olur. Ama bu uygulanamıyorsa o zaman yapacağınız tek şey kişiyi korumak için spor yapmamasını önermektir. Ama maalesef ülkemizde böyle sistematik bu programların birçok yerde uygulandığı bir şey yok, pratik yok. Problem aslında. Ondan dolayı bu sistemi dahi işler duruma getirmek lazım uzun vadede. Doktorlar da bu şekilde öneride bulunmak zorunda kalıyor aslında. Diğer soruya geçiyorum. Gürsel Nazıroğlu tekrar sormuş. İşim gereği gün boyu bilgisayar başındayım. Özellikle sırt bölgesinde ağrı oluşuyor. Fırsat buldukça şınav, mekik gibi hareketler yapmaya çalışıyorum önlemek için. Bu konuda önerileriniz nelerdir? Bu şey, geçen 2 hafta önce yaptığımız kaskelet yayınımızla ilgili bir şey, soru. Uzun süre, 4-5 saatten uzun oturan kişilerde omurga ağrısı daha çok oluyor biliyoruz. Hatta günde 3-4 saat antrenman yapan profesyonel sporcular diğer saatlerde 4 saat süreten daha uzun oturuyorsa veya yatıyorsa belli sırtı ağrıyor, bunu da biliyoruz. Ondan dolayı bir kere oturma süresini mümkünse kısaltmak lazım. Mümkün değilse hastalara
iş sırasında oturduğu süre boyunca omurgayı işte kambur, çukur, baştan kuyruk sokumuna kadar sağa sola eğme, sağa sola dönme gibi egzersizler yapmasını söylüyoruz. Onun dışında omurgayı hareketli tutacak 3-4 egzersiz belki aslında kişiyi sağlıklı durumda tutabilir. Burada ama buradan böyle bir yayından genel mesela egzersiz önerisi bulunmak yani, yani bu dediğim gibi sandalyede yapması gereken egzersizleri biliyor. Sırtçı, saat başı bir hareketi yapın diye öneriyoruz. Bunu yıllardır yapıyoruz. Yani aşağı yukarı 15 senedir bunu yapıyorum. Başarılı. Onun dışında kişinin omurga tipine göre yani değerlendirip nelerin esnemesi gerekir. Yani bir kere sorun var mı? Genelde oluyor. Bir yerlerin esnemesi gerekir. Bir yerlerin kuvvetlenmesi gerekir. Ona göre egzersiz programı veriyoruz. Ama oturma kendi başına bir hastalık. Onun için Amerikan Spor Hekimliği Koleji'nin yeni sloganı oturmak yeni sigaradır. Boşuna böyle bir sloganı yaygınlaştırmadı evet Amerikan Spor Hekimliği Koleji. Yayınımızı... Son bir sorumuz daha var. Tabii, vaktimiz var. Erşah Küçük sormuş. İyi yayınlar. Sol ayak bileğinde yoğun kireçlenme var ve antrenmandan sonra ayak bileği inanılmaz çok ağrıyor. Kireçlenmenin ameliyat dışında bir tedavisi var mı? Teşekkürler. Eğer ayak bileği kireçlenmesi tanısı, bunlar genellikle kırıklar ya da kötü burkulmalardan sonra seker olarak kalıp devam ediyor. Eğer kireçlenme tanısının anlamı eklem kıkırdağında hasar ise bu eninde sonunda, önünde sonunda ameliyat gerektirecektir. Özellikle ayak bileği, diz, kalça gibi eklemler, sürekli vücut ağırlığını taşıyan eklemlerde kıkırdağı canlandırıcı, biraz kendini onarmasını uyaracak ameliyatta gerekli olur. Burada en başarılı olmanın en zor olduğu eklem aslında ayak bileği. Ondan dolayı eğer şey anladığım doğruysa, kireçlenme terimini bu anlamda kullanıyorsa genellikle ameliyat gerekir. Ameliyat öncesi dönemde kıkırdak kapları, glukozamin, eklem için eklem sıvısı, yani hyaluronik asit enjeksiyonları yapıyoruz. Bazı hastalar PRP enjeksiyonlarından sonra ağrılarının azaldığını söylüyorlar ama PRP yeni, bu yöntemler hiçbir yeni kıkırdak yapmayacaktır eklem içinde. Kıkırdak kaybı varsa genelde yavaş ya da hızlı biçimde ilerleyecektir. Onun ilerleme hızı ve kişinin ağrısına, mesleğine göre önde sonunda şey olacaktır. Ameliyat yöntemi gerekli olacaktır. O da kişinin yaşam tarzına göre ameliyat yöntemlerinin başarısı. Tabii seçilen ameliyat yöntemi, işte kişinin cerrahın ne kadar başarılı olduğunu yaptığının yanında kişinin yaşam tarzı çok belirleyici oluyor. Ameliyat başarısında. Son beslenmeden, sıvı alımından falan bahsettik. Karbonhidrat alımından bahsettik. Belki bir sonraki yayında eklem problemleri, sakatlanmalardan bahsedeceğiz. Bu sefer daha şey, spor hekimliği konusunda danışmanlık gibi oldu. Yayını kapatmadan önce protein alımı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum unutmadan. Bilimsel araştırmalar ağırlık ve kuvvet sporları, patlayıcı kuvvet, ağırlık yani işte vücut geliştirme, halter, diğer patlayıcı sporlar mesela 100 metre koşusu, gülle atışı vesaire, rugby, Amerikan futbolu, kilo başına 2 gramdan daha fazla protein almanın performansı arttırmadığını gösteriyor. Onun için bir kere performans sporcusuysanız, kilo başına 2 gramdan daha fazla protein almak gerekli değil ve galiba sağlıklı da değil. Yüksek protein alımının bazı hastalıklarla ilişkisi olabileceği yavaş yavaş araştırmalar gösteriyor. Onun dışında birçok spor, mesela dayanıklılık sporlarında kilo başına 1-1,5 gram protein almak yetiyor aslında. Ki bunu birçok sporcu bilir, maratoncular daha çok karbonhidrat alır, çok protein almakla onun tüm hesabını yapmazlar. Ancak yaygın bir şekilde gördüğümüz özellikle ağırlıkçılarda, vücut geliştiricilerde aşırı protein alımı. Bu sağlıklı bir şey değil. Bir gerekli değil. Performansı arttırmayacak. Sağlıklı değil.
Kilo başına 4 gram, 5 gram protein almak daha çok kas yapmamına sebep olmayacak. Dördüncüsü paranız da yazık, paranızın çoğu tuvalete gidiyor bile. Bu kadar protein almaya gerek yok. Protein demişken spor hekim literatüründe protein tozlarının bir zararı yok. Muhtemelen koruyucu içeriyor bunlar. Çünkü uzun süre bozulmadan durabiliyor. Ama protein tozu kullanmanın bir zararı yok. Ancak gerekli değilse kullanmamalı. Eğer kişinin 3-4 öğün, 4-5 öğün sağlıklı beslenebiliyorsa protein toz almasına gerek yok. Ancak sabah işte 4'te 5'te kalkıp bir saat sonra antrenman yapacaksın, sıvı bir beslenme gerekiyor. O zaman evet, protein karbonhidrat kalan bir şey alabilir. Veya antrenman sonrası öğününü 3 saat sonra alabilecekse evet, o zaman bir şeyler alması gerekir. Bunun dışında eğer kişi performansını arttırmak istiyorsa kreatinle ilgili milyon araştırma var. Kreatin performansı ve kuvveti arttırıyor. Öneriyoruz. Özellikle lösin amino asidi ama genel olarak BCA performansı arttırdığı gösterilmiş. Bir de bazı sporcularda bağışıklık sisteminin desteklenmesi için glutamin etkili bulunmuş. Onun dışındaki karnitinden işte birçok zayıflama araçlarına kadar çok da iddia edildiği kadar etkili olmadığını bilim gösteriyor. O zaman çok soru almasak da bu yayında bizi izleyenlere teşekkür ederim. Yayınımızı bitirelim. 15 gün sonra Kaskelet yayınında tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.